Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün bir son dakika haberi paylaşmak için karşınızdayız. Son dakika haberimiz önemli bir gelişme. Özellikle vatandaşlık başvurusunda şu an hak kazanıp başvuru yapmak üzere olanlar için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Trump yönetimi göreve geldiğinden beri vatandaşlık başvurularını gittikçe zorlaştırmışlardı ve şimdi de Aralık 1'den itibariyle normalde başvuru yapanların vatandaşlık sınavına girdiklerinde bu sınavla ilgili ciddi bir uygulama değişikliği gündeme getiriyorlar ve bu uygulamada yeni uygulamada Aralık bir itibariyle başlayacak. Ve özellikle Aralık 1'den sonra yapılan başvurular için diyebiliriz. Şimdi öncelikle biliyorsunuz şu an itibariyle ya da şu ana kadar olan uygulamada vatandaş başvuru yapanlar vatandaşlık sınavlarına gittiklerinde ve öncesinde de hazırlanırken 100 soru hazırlanıyorlardı ve vatandaşlık sınavına girdiklerinde de görevliler Onlara bu 100 sorunun onunu 10 soruyorlardı ve bu 10 sorunun altısını doğru bildikleri zaman da sınavı geçmiş sayılıyorlardı ve görevliler orada sormayı durdurabiliyorlar diğer sorulara geçmiyorlardı ve dolayısıyla bu şekilde kişiler eğer sınavı geçerseler vatandaşlıklarını alabiliyorlardı. Ama şimdi Trump e, yönetiminin getirdiği yeni uygulamada Aralık 1 ve sonrası içeri girecek vatandaşlık başvurularının sınavları için artık kişiler 100 soru değil 120 civarındaki yeni sorular hazırlanmaları gerekecek ve bu sorulardan da görevliler kendilerine 20 soru soracaklar. Yani artık 10 taneye kadar değil 20 tane soru soruluyor olacak sınavları da kendilerine ve bu 20 sorunun da 12 tanesini e, başvuru yapanların bilmesi gerekecek. Dolayısıyla 12'sini bildikleri zaman da sınavı geçmiş sayılacaklar. Bir ufak değişiklikte görevliler e, kişiler 12 soruyu doğru bilse de bütün 20 soruyu soracaklar. Yani kişiler 12'sini doğru cevaplasa bile durmayacak görevliler. 20. soruya kadar sorularını sormaya devam edecekler. Dolayısıyla bu uygulamada e, önemli olan nokta dediğimiz gibi soruların zorlaştığını görüyoruz ve bu zorlaşan sorularda da soru sayısının arttığını ve kişilerin doğru bilmesi gereken soru adetinin de arttığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta yeni uygulamadan etkilenmemek istiyorsanız Aralık 1'den önce içeri vatandaş başvurunuzu yapmış olmanızda fayda var. Yoksa sonrasında yapıyorsanız o zaman yeni uygulamaya göre sınava giriyor olacaksınız. Tabi bu son dakika haberi siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Ama tabi biliyorsunuz Trump yönetimi Ocak 20'den sonra görevi Biden yönetimine devrediyor olacak ve Biden yönetimi de büyük bir ihtimalle bu konuda geri adım atacağını bekliyoruz. Çünkü toplumdan derneklerden ve göçmen haklarını savunan gruplardan gelen tepkiler çok ciddi bu uygulamaya ve bu uygulamanın gerçekten göçmenlerin hakkı olan vatandaşlığı vermemeleri için getirildiğini düşünüyor herkes ve dolayısıyla umuyoruz geri yönetim geldiğinde bu karardan geri adım atıp kişilerin vatandaşlığa gitmesi önünde ciddi bir engel oluşturacak zorluğu kaldırma yolunda adım atacaklarını umuyoruz deyip siz değerli takipçilerimizle bu sondaki haberi paylaşmış olalım.